şuursuz Müslümanların en tiksindiğim grubu, en taaccüp ettiğim ve en katı düşman olduğum gruplarından bir tanesi Şiilerdir. Müslümandır ama 72 sapık fırkanın zirvesidir. Vehhabi Selefilerle at başı yarışıyorlar. Vehhabi Selefiler ve Şiiler tarihleri boyunca hep Müslümanlara düşmandır. Her zaman Müslümanlarla savaşırlar, kafire tek kurşun atmazlar. Tek gayeleri vardır. Dünyada bir tek Ehl-i Sünnet, yani 14 asırlık İslam'ı yaşayan Muhammedi kalmayacak. Bunların tamamını öldüreceğiz. Çünkü bunların hepsi müşriktir. Vehhabi Selefiler camileri bastık diyor Osmanlı zamanında. Camileri basar, Müslümanları öldürürdük. İnsanları, camilerdeki cuma namazı kılan insanları öldürürdük. Çünkü onlar Osmanlı'ya tabiydi, müşriktiler. Şu akideye bak, bakıyor musunuz akideye? Vehhabi Selefi akidesi. İngiliz'den öğrenirsen İslam'a böyle olursun. Şiiler ne diyor şimdi? Bir haber getirdim. Geçen hafta, iki hafta önce getirdim bunu. Okuyamadım, şimdi okuyacağım. Hazreti Hüseyin Türbesi'nin ünlü Şii vaizi Murtaza Kazvini, Hazreti Hüseyin Türbesi Irak'ta, Necef'te. Şii bir vaiz gelmiş oraya şimdi. Biliyorsunuz İran'ın etkisi çok büyük. Amerika'nın etkisi çok büyük Irak'ta. Ne yapıyor Amerika ve İran? Bütün Avrupalılar Şiilerin Sünnilerden daha üstün olmasını ister. Neden? Çünkü Şiilerin inancında kafirle savaşmak haramdır. Müslümanları öldürmek helaldir. Kafirlerle savaşmak haramdır Şiilerin akidesinde. Ne zamana kadar? Mehdi gelinceye kadar. Böyle bir sapık akidedir. Mehdi gelinceye kadar hep Müslüman öldüreceksiniz. Herkesi Şii ve ateşe tapan Mecusi inancında sabitleyeceksiniz. Şiilerin inancında Hazreti Hüseyin Mecusi Pers İmparatoru'nun kızıyla evlenmiştir. Ve soy Mecusi kızdan devam etmiştir. Vallahi billahi külliyen yalandır. Hazreti Hüseyin bir Mecusi ile evlenemez. Haram. Haram. Bir Müslüman Hristiyan bir kızla evlenebilir, Yahudi bir kızla evlenebilir. Ateist bir kızla evlenemez. Din değiştirmek zorunda. Deistle evlenemez. Mecusiyle, ateşe tapanla evlenemez. Kafir olur. Çünkü helale haram demiş olur. Şiilerin akidesinde Hazreti Hüseyin Efendimiz, Allah ondan razı olsun, bir Mecusi prensesle evlendi ve soyu oradan devam etti. Külliyen yalandır. Külliyen yalandır. İşte Şii akidesinin takiye yapmayan imamlarından bir tanesi bak ne diyor şimdi. Takiyeyi kaldırma zamanı geldi diyor. Ünlü Şii vaizi Murtaza Kazvini, Şiilere takiyeyi bırakıp Ebu Bekir ve Ömer'e açıktan lanet etmeleri çağrısında bulundu. Takiye ne demektir? İnancını gizleme, maske takma. Şii inancında takiye vaciptir, yapmak zorundasın. Hep sahtekarlık yapmak zorundasın. İnancını gizlemen lazım. Şiilerin ortak inancı şu, zayıf olduğunuz yerlerde, Sünnilerin çok olduğu yerde, siz zayıf olduğunuz yerde Sünniler bizim kardeşimizdir, ayrımız gayrımız yoktur diyeceksiniz. Kuvvetli olduğunuz yerlerde takiyeyi bırakacaksınız, maskeyi indireceksiniz ve açıktan Ebu Bekre, Ömer'e, Osman'a, Ayşe'ye küfür ve lanet edebilirsiniz. İmam da bunu söylüyor, Şii imam. Artık Irak'ta biz kuvvetliyiz diyor. Bizim sayımız, başbakanımız bile Şii diyor. İdareyi de ele aldık. Sünniler aşağı tarafta. Artık diyor takiyeyi bırakın. Namazlarınızdan önce ve sonra açıktan aleni bir şekilde Ebu Bekir ve Ömer'e lanete başlayın. Maske takmanın zamanı değil artık diyor. İşte akide budur. Müslüman dünyasının, Muhammed ümmetinin en büyük düşmanı Şiilerdir. Amerika'ydı, İngiltere, Yahudiler falan bunlar sonra gelir. Önce bir iç düşmanları temizle. Müslüman görünümlü şuursuzlar, kafirin kulları. Bunları temizleyeceksin. Irak'ın Kerbela şehrinde Hazreti Hüseyin türbesinin vaizi Şii Molla Murtaza Kazvini, Şiilere takiye bırakmaları ve açıktan Ebu Bekir ve Ömer'e lanet etmesi çağrısında bulundu. Kerbela'da Hüseyin türbesinde çok geniş bir Şii topluluğa hitap eden Kazvini, Irak'ta Şiilerin hakim olduğuna değinerek, Irak Şiilerine takiye zamanının geçtiğini, gerçek inançlarını aşağı vurmaları gerektiğini vaaz etti. Kazvini, Şiilerin Ebu Bekir ve Ömer hakkındaki gerçek inançlarını açıkça bildirmelerinin artık şart olduğunu, takiyeli ve kinayeli sözlerle yetinmenin bu şartlarda doğru olmayacağını bildirdi. Artık niye takiye yapıyorsunuz, kinayeli sözler yapıyorsunuz, o da bizdendir falan. Sen Ebu Bekir Ömer'e düşmansın. Sen İmam Ali'nin münafık olduğunu söylüyorsun ey Şii. İmam Ali onlara biat etti çünkü takiye yaptı, korktuğu için biat etti. Dünyanın gördüğü en cesur insan, Allah'ın arslanı İmam Ali takiye korkmuş. Ebu Bekir ile Ömer'den korkmuş. Allah'ın selamı üçünün üstüne olsun. Sizden daha büyük yalancı ve sahtekar dünyada yoktur.
Yoktur. Yahudiler bile elinize su dökemez. Böyle bir sahtekarlık yok. Bu şartlarda doğru olmayacağını bildirdi. Kazvini, Irak'ta eğitim müfredatının da Şiiliğe göre ayarlanmasının şart olduğunu belirterek, Hazreti Ebubekir ve Ömer'e lanetin eğitim müfredatında da yer alması çağrısını da yaptı. Şimdi ben Şiilerle alakalı vaazlarımı izleyince, Şii Müslümanlar, dünya üzerinde bazı Şii Müslümanlar, Rabbime hamdolsun biz çoğunluktayız. Onlar azınlıktır dünya üzerinde. İzleyince diyorlar ki hocam Ehl-i Sünnet bizim kardeşimizdir. Sen bunları nereden öğrendin? Nereden? Hangi kitapları okudun? Şiilerde böyle bir şey yok. Ebu Bekir Ömer'e biz lanet etmeyiz. Kardeşim kandırılmışsın. Takiye yapmışlar sana. Seni aldatmışlar. Şii inanışı o değil. Şiileri Hümeyni'den oku. Şiilerin akide kitabı Hümeyni. Onun metnini okuyacaksın. O metinde neler yazıyor? Okuduğun zaman kendi inanışına lanet edeceksin. Ben nasıl sapık bir yerdeyim ya? Ben bu kitaba iman etmiş, bu kitabı yazmış bir Hümeyni'ye nasıl tabi olurum? İslam düşmanı bir Hümeyni'ye peygamber vazifesini tam olarak yerine getirmemiştir. Çünkü açıkça İmam Ali'yi halifemdir diye ilan etmesi gerekiyordu. Vazifesinden kaçmıştır peygamber diyen Hümeyni'yi ben nasıl imam kabul ederim diyemiyor. Çünkü okumamış. Kandırılmış. Ehl-i Sünnet bizim kardeşimizdir diye takiye yapmışlar. Bu Müslüman, saf Müslümanı da kandırmışlar. Şuursuzluk kadar bu dünyada bizim düşmanımız yoktur. En büyük düşmanımız cahilliktir, şuursuzluktur. Bunu yenmemizin yolu da ilim meclislerinde bulunmak, sohbetlerde daim olmak, kitap okumak. Bol bol okuyacaksın Müslüman kardeşim. Okuyacaksın. En evvel bu kitapta Allah bana ne diyor? Bunu okuyacaksın. O dizileri, maçları bir tarafa bırak. Bir tarafa bırak ya. Görüyorsun. Adaleti yok. Adam karşı karşıya 4 tane pozisyon boş kaleye atamadı. Fener 2 tane geldi, 2 tane attı. Adaleti yok bunun, görüyorsun. Futbolun adaleti yok. Bir Fenerli olarak ben rahatsız oldum yani. Onlar daha iyiydi, daha üstün oynadı. 2 tane buluyorsun, atıyorsun. Futbol böyle bir şey. Buna zaman kaybetme. Daha fazla zamanını buna harca. Tabii ki eğlenmek hakkım var. Ama küçük. Çok daha önemli işlerimiz var bizim. Şunu önceliğe alacaksın bak. Bunu önceliğe al. Sonra yine halı sahana git. Sporunu yap. Eğlenceni yap. Ye iç, arkadaşlarınla gez, hanımını yemeğe çıkart, gezdir. Ama öncelik benim bir şuurlanmam lazım. Rabbim benden ne istiyor? Bu olayların tamamının anlamı nedir? Bana bu hayatı neden verdi? Bunu bir anla Müslüman kardeşim. Allah Teala Hazretleri bütün Müslüman kardeşlerime şuur ihsan etsin. Amin. Amin ya mu'in. Bu hafta gittiğimiz camide, tabii 3-4 senedir her hafta farklı bir camiye gidiyorum. Ama bu hafta çok duygulandım Müslüman kardeşlerim. Camiyi cuma namazına çevirdik. Bu hafta 200-250 kadar kişi gittik. Benim hedefim biliyorsunuz 1000 kişi her hafta farklı bir camiye 1000 kişi gitmek. Allah Teala yavaş yavaş duamı kabul edecek. İnşallah Rabbim duamı kabul edecek. 200, bu hafta 200-250 kişi gördük temiz. Camiyi cuma namazına çevirdik. Bütün cami tıklım tıklım. Millet birbirinin üstüne secde etmeye başladı. Rabbime hamdolsun. Hoca efendi oradan çok güzel bir hizmet yaptı bize. Şeyden sonra namazdan sonra kısa bir zikir yaptırdı. Sonra dışarıya çıktık. 2 tane kardeşim kahvaltı ikramları yaptı bize. O kadar insana biz kahvaltı verecek durumumuz yok tabii. Sponsorlar çıkması lazım. Allah Teala her hafta bazı Müslümanları sponsor yapıyor. Tak 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 kalabalığın kahvaltısını karşıladılar çok şükür. Beraber kardeşlerimle kahvaltı yaptık. İnşallah bu sayı gittikçe artacak. Her hafta farklı bir camiyi şenlendireceğiz, dolduracağız. Ve camilerimizin kiliseye dönmesine izin vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle. Bu bizim elimizde kardeşler. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.